Tablo verilmiş. Soldaki o kek, sağdaki o bir tablosu. Bu şu demek. Şu y için ele alırsak 20 ile 18'in kesim noktasında, şu ikisinin kesişim noktasında. Demek ki y sayısı 18 ve 20'nin o kek. O keklerini bulacağız. Y olacak. Y eşittir. Şuraya yazayım. Y eşittir. O kek 18, diğeri de 20 olacak. Şimdi farklı yaklaşımları takip etmek mümkün. Böyle sağ taraflarına bir çizgi çekip bölerek devam edebiliriz. Ama şunu yapmak mümkün. Biz istersek bu ikisinde aynı çarpan varsa onu dışarı alabiliriz. Bunların her ikisi de 2'ye bölünüyor mesela. 2'ye bölüyorum 9, 2'ye bölüyorum 10. 2 dışarı gider. Dışarıya 2 yolluyorum. Bu durumda bizim ifademiz, şöyle biraz daha küçülteyim. Eşittir diyorum. 2 çarpı o kek 9, 10. Şimdi iki sayı aralarında asalsa, ki bunlar aralarında asal, ardışık olunca aralarında asal olur sayılar. Peş peşe geliyorlarsa ortak böleni olmaz onlar. Mesela 16, 17 ya da 12, 13 ya da 10, 11. Ortak bölenleri olamaz hiçbir şekilde peş peşe gelen sayılar. Aralarında asaldır sayılar. Aralarında asal sayıların o kekleri de o iki sayının çarpımıdır. Yani bu 9 ve 10'un o keki 9 çarpı 10'dan 90 yapar. 2 de burada var, 180 olacak. Demek ki bizim y sayımız 180. Şurası 180'miş. Gelelim diğerine. 24 ve 36'nın kesim noktasında z var. O keklerini bulacağız. Z eşittir. O kek biri 24, diğeri 36. Yine ikisini de bölen bir sayı varsa dışarı alacağız. Asal olmak zorunda değil. Seçebileceğimiz en büyük sayıyı seçmeliyiz. Ben 12'ye bölebilirim. Bölüyorum 12'ye. 2 kalır. 12'ye bölüyorum. 3 kalır. Dışarıya 12 atacağım. Tabii direkt göremiyorsak 2'ye böleriz. 3'e, 4'e, 6'ya, artık hangisini bulabiliyorsak. Sonra tekrar böleriz. Dışarıya 12 yazdım. O kek 2,3. Yine ardışık sayılar. Ardışık sayıların o keki çarpımları olur. 2 çarpı 3'ten 6 bunların o keki. 12 çarpı 6, bu da 72 yapar. Z sayısı da 72'ymiş. Gelelim x sayısına. X sayısı da 20. Yok, 20 değil. Şurada olacak. 12 sayısıyla 40 sayısının kesim noktasında. Yani bizim x dediğimiz sayı da o kek 12,40 olacak. 4 tarafından bölünür bunlardan. 4'e bölüyorum 3, 4'e bölüyorum 10. Dışarıya 4 atacağız. Bu durumda bizim x sayımız 4 çarpı o kek 3,10. Aralarında asal, ortak çarpanları yok bunların. Zaten olsaydı bölüp dışarıya atardık biz. Bunların o keki çarpımları. Yani 30 olacak. 4 çarpı 30, 120. Demek ki şu x sayısı da 120 olacakmış. Şimdi bu sayıları bulduk. Geleceğiz bunların obeplerine. Şimdi şu a sayısı x ve y'nin obebi. Şuraya yazıyorum. A sayısı eşittir. Tabi biraz aşağıdan yazayım şöyle. Şöyle olsun. A sayısı eşittir. Obep x virgül y. Şunların kesim noktasına denk geliyor. Şimdi x'i yazalım direkt. Biz x'i 120 bulduk. Sonra y sayımızı da 180 bulduk. Aynı kural burada da geçerli. İkisini de bölen bir sayı varsa dışarı alabiliriz. Mesela 20 bölüyor ya da 30, 40 da böler. 40 ikisini de bölüyor. 40'a bölüyorum. 3 tane 40 var. Yok, bu 40 bunu bölmez. Biz bunları 20'ye bölelim. 20'ye bölüyorum 6, 20'ye bölüyorum 8. O zaman bir yanlış. Şimdi 20'ye böldük 6, 20'ye böldük, bu 8 değil 9 olacak. Şunu yanlış yazdım, bu 9 olacak. Şu 20'ye bölünce 9 olur. Yani 18'i 2'ye bölünce 9 gelecek. Dışarı 20 atıyorum. Yani ne kadar az bölersek o kadar az uğraşırız. Burası 20.
OBEP 6, 9. Bunlar yine 3'e bölünüyor. 3'e bölüp dışarı atarız. 3'e bölüyorum 2, 3'e bölüyorum 3, dışarı 3 atacağım. Şimdi bunu da şöyle devam ettirelim. 3 çarpı 20, bunu da çarpalım dışarıdakini. 60. Şurası OBEP 2,3. Şimdi eğer OK2 olsaydı çarpımlar olacaktı aralarında asal. Ama OBEP'leri 1 oluyor. Eğer ikisi aralarında asalsa OBEP'leri 1. Bunun sonucu 60 olur. Yani bizim A sayımız 60 oluyor. Aynı şeyi ötekine yapacağız. B sayısı. Y ve Z'nin OBEP. Y sayısı. B şunların birleşim noktasında. Şimdi Y sayısı 180. Z sayısı da 72. Yine ikisini bölme yoluna gideceğim. 9'a bölünür. 9'a bölününce 20 kalıyor. 9'a bölününce buradan da 8 kalır. Dışarıya 9 yolluyorum. Bu ifade 9 çarpı OBEP içeride kalanlar 20 ve 8. Şimdi de 4'e bölünür bunlar. 4'e bölüyorum 5. 4'e bölüyorum 2. Dışarıya da 4 yolluyorum. Buradan direkt yazalım artık, uzatmayalım. 4 çarpı 9, 36. Buranın OBEP'i 1 gelecek. 5 ve 2'nin OBEP'i 1 zaten. 4, 9, 36. Ben böyle yapıyorum ama böyle yapmak zorunda değiliz. Yan yana yazıp çizgi çekip bulmak da mümkün ama bir sürü işlem yapacağımız için o daha zor olur muhtemelen. Şimdi gelelim C sayısına. Şunu da yazayım. Burayı 36 bulmuştuk. Artı 36. Şimdi gelelim C sayısına. O da X ve Z'nin kesim noktasında. C sayısı eşittir. OBEP X sayısı 180 kaçtı? X sayısı 120 idi. 120. Z sayısı 72. Şimdi ikisini de bölen bir sayı arayacağız. 3 bakalım. 6 bunu böler. Ya da neyse direkt böleyim, hiç uzatmayalım. 3'e bölüyorum. Burası 40. Bunu 3'e bölüyorum. Bu da 24 olur. Evet. Dışarıya 3 gidecek. Yazıyorum. 3 tane OBEP 40 24. Bunlar da 8'e bölünür. 8'e bölüyorum 5. 8'e bölüyorum 3. Şuraya 8 yolluyorum. Bu durumda 3 çarpı 8 24. 5 ve 3'ün OBEP'i zaten 1 olacak. Buradan 24 gelir. Diğeri 36 idi. İlk bulduğumuzda 60. Bunları topluyorum. Şöyle 60, 60 da burada 120 yapar. Ya da şuraya yazayım. A artı B artı C 60 artı 36 artı 24, bu da 120 olur.